Merhaba gençler. Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Hazırlıklar artık son aşamasına geldi. Ben de arkadaşlar bu hafta mümkün olduğu kadar çok soru atarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bitki biyolojisine arkadaşlar bir soru çözeceğiz. Bu soruyu daha önce çözmüştük diye soruyor. Burada arkadaşlar kök ve gövdenin yapısı verilmiş. Bunu da çok soruyorsunuz. Nasıl anlayacağız? Hangisi gövdedir? Hangisi köktür? Falan filan. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın şunların ikisi gövdeyi ifade ediyor. Bunlar gövde. Bu arkadaşlar monokotil bitkinin yani tek çenekli bitkinin gövdesidir. Monokotil bitkinin gövdesidir. İletim demetleri dağınıktır. Kısırlem, fulem. Ama dikotil bitkilerde arkadaşlar nedir bu? Kambiyumla beraber iletim demetleri e, düzenli dizilmiştir. İçte ne var arkadaşlar? Kısırlem var bakın. İçte kısırlem var. Dışta fulem var. Ve e, dikotil bitkinin arkadaşlar gövdesinde ne var? Bakın öz bölgesi var. Kambiyumun arkadaşlar dışında kalan kısmına ne diyoruz biz? Şu kısmı arkadaşlar ne diyoruz? Korteks diyoruz. Bunlar ise arkadaşlar bitkinin kökünü ifade ediyor. Bakın şurada yıldız şeklinde veya arkadaşlar T şeklinde bu şekilde gördüğünüz yapılar şöyle görülebilir. Burada biraz daha böyle şey çizilmiş şu şekilde. Bu nedir arkadaşlar? Kısılemdir. Şurada ne var? Flemler var bunun etrafında. Burada ne var hatırlayın? Endodermis tabakası vardı. Tek sıra hücre tabakası. Bunun hemen altında arkadaşlar pericycle dediğimiz tabaka vardı hatırlarsanız değil mi? Yan kökleri oluşturuyordu. Endodermisin arkadaşlar içinde kalan şu kısma merkez silindir diyoruz. Şu kısmı da arkadaşlar korteks diyoruz. Bu ise arkadaşlar monokotil bitkinin e, köküdür. Tek çenek gibi bitkinin köküdür. Bunda da arkadaşlar bakın kısilem bu şekilde dizilmiş. Şu şekilde. İçte ise öz bölgesi var. Monokotil bitkinin arkadaşlar kökünde öz bölgesi var. Dikotil bitkin ise gövdesinde öz bölgesi bulunuyor. Bu da zaten arkadaşlar dikotil bitkinin köküdür diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu.